Merhabalar efendim. Moral Efendi'de tekrar sizlerle birlikte olmanın şükrü içindeyiz. Rabbim hayır konuştursun ve yüreklere dokundursun. İnşallah bugün de İMC'nin katkılarıyla bu programı yapacağız. Sorularınız var ve sorularınızdan önce de kısa bir giriş yapacağım. İMC, ailede ihtiyaç hissedilen her şey için faizsiz, vade farksız ve ödeme gücüne göre çok güzel imkanlar sunan çok güçlü bir kuruluş, güvenilir bir kuruluş. Hem Türkiye'mize yaptıkları katkılardan dolayı hem programımıza, aile okuluna yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efendim, her birimizin iyi bir şeyler yapabilmemiz için kendimizi iyi hissetmemize ihtiyacımız var. Biz kendimizi ne kadar sağlıklı, afiyet içinde, coşkulu, mutlu ve iyi hissedersek bir şeyler yapma gücümüz o kadar çok artar. Bazen iyi olmak için hep bir şeyleri bekleriz. Ekonomim iyi olsun, eşim beni sevsin, işlerim yolunda gitsin. Ben şunu da yapayım, bunu da yapayım, ondan sonra iyi olayım diye. Oysa kendisi anlayarak ve anlaşılır olarak bir pozisyonu tercih etmek kendisine iyi gelir. O yüzden de bizim kendimizi iyi hissetmemiz, hareket etmemize bağlı. Bir şeyler yapmamıza bağlı. Hiçbir şey mi yapamıyoruz? Hiçbir şeye takatimiz mi yok? Çıkın yürüyün. Kulağınızda müzikle değil, tabiatı, yaprakları, yaprakların yeşil tonlarını tefekkür ederek, Allah'ım bugün de beni hayatta tuttun, bugün de bana güvendin, bugün de bana inandın, bugün de ben iyi bir şeyler yapmak üzere bir fırsata sahip oldum, sana şükürler olsun diyerek hayatımızı daha doğru, daha iyi götürebilmek adına önce bir şükredelim, varlığımız için şükredelim. Hep olmayanları gündeme getirerek olmayanların bizi mutsuz etmesine ne yazık ki sebep oluyoruz. Oysa olmayanları bir tarafa koyduğumuzda, olanları bir tarafa koyduğumuzda inanın olanların daha fazla olduğunu göreceğiz. Bazı ihtiyaçlar acildir ve çok önemlidir. İnsanın dengesini bozar. Mesela sevilme, sevgi görme ihtiyacı, değer görme ihtiyacı, paylaşma ihtiyacı. Tam da burada şu sözü söylemek istiyorum izninizle. Hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. Toprağı ne ekersek toprak bize onu verir. Aynaya nasıl bakarsak aynadaki aksimiz de bize öyle bir görüntü verir. Dolayısıyla iyi olmam bendekileri paylaşmama bağlı. İyi olmam sevmeme bağlı. İyi olmam olabildiği kadar o ne kadar olabiliyorsa beklentisiz olmama bağlı. İyi olmam karşılıksız vermeme bağlı. İyi olmam bugün bir fakire cebimde 10 liram mı var? 5'ini verebilmeme bağlı. Bugün iki çeşit yemeğim mi var? Biliyorum ki yanımdaki komşularım fakir. Onlara bu iki çeşit yemekten tencerenin hepsini vermem gerekmiyor. Birer kase vermiş olsam bile çocukları ondan rızıklanacak. Ne kadar elimizde olanı paylaşma anlayışımız varsa, ne kadar başka insanların da, bizim dışımızdaki herkesin de sevgiyle, saygıyla, değer görerek ve özenle davranılmaya hem ihtiyacı olduğunu hem de bunu hak ettiğini bilirsek, o zaman vermek bize niye hep ben sorusunu sordurmaz. Evet, hep ben demeliyiz. Çünkü ben verdikçe ben oluyorum. Ben verdikçe insan oluyorum. Ben verdikçe çoğalıyorum. Bu dinde böyle. Biz sadaka verdikçe Allah hayatımızda o kadar çok şeyi bereketlendiriyor ki. Biz zekatımızı verdikçe, biz fakirleri korudukça bereket diye bir kavram var. Allah hayatımızın bereketini artırıyor. Ve inanın, kolunuzu, kanadınızı kaldıramadığınız zaman bile hemen bir sadaka niyetlenin. Bir
İşte hesap numarası varsa hemen hesap numarasını al, çok hiç fark etmiyor, gönderiverin. Ya da bir komşunuza tebessüm ediverin, bu da sadakadır. Yoldan giderken arabaların alt ayağı, arabanın ayağı olmaz tabii ki, arabaların tekerine dokunacak koca bir taş genç, onu oradan alıvermek sadakadır. Bir fakirin, bir yetimin başını okşayıvermek inanılmaz büyük bir sevaptır. Yani yatakta bile olsak vereceğimiz şeyler vardır. Biz şey sadaka ki, güler yüzden başlayarak bir güzel, bir çift güzel söze, insanın kendisini iyi hissettirecek bir yaklaşım biçimine, özür dilerim, o kadar çok ihtiyacımız var ve bu bizi o kadar iyi hissettirir ki, biz vermenin dinen ibadet sayıldığı bir anlayıştayız. O yüzden de birisi size sevgisini vermiyor mu ya da veremiyor mu? Siz onu seviyorsunuz. Mesela çocuklarımız bize başta sevgi mi veriyor? Yok, biz dolu dolu seviyoruz. Çocuklar bize başta yardım mı ediyor? Onlardan ne alıyoruz? Yok, sürekli biz veriyoruz. Ama biz verdikçe o büyüyor, biz verdikçe o gelişiyor, biz verdikçe o öğreniyor. Ondan sonra da o vermeye başlıyor. O yüzden de şu cümleyi tekrar ederek konuyu toparlayayım. Hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. Biz iyi olanı vermeye alıştıkça, biz insanlara iyi şeyleri vermeye layık gördükçe, biz vermenin verdiğime değil, verme fiilinin bana iyi geleceğini, bize iyi geleceğini anladıkça inanabilirsiniz ki anlayış, yaşama biçimi, coşku ve hissediş olarak bu bize çok iyi gelecektir. Hiçbir şey mi yapamıyorsunuz? Çiçekleri sevin. Bir çiçeğin dibine bir damla su koyun, onu sulayıverin. Bir kediyi sevin. Bir köpek, dışarıdaki bir köpeğe su veriverin. Hiçbir şey mi yapacak bir şey bulamıyoruz? Yani hiç mi bir şey bulamıyoruz? Bunları yapalım. Vermeyi sevin. Vermenin bize iyi geldiğini, bizi çoğalttığını, bizi büyüttüğünü, bizi adam ettiğini, bizi insan ettiğini bilelim. Vermediğimiz gün olmasın. Sevgiyi, saygıyı, nezaketi, ilgiyi, anlayışı. Dolayısıyla efendim, kendimizi daha iyi hissetmek istiyorsak, kendimizi vermeye layık görelim. Ben bunu hak ediyorum diyelim. Ben vermeyi hak ediyorum. Ve karşımdaki de almayı hak ediyor. Çünkü o, yanlışı da olsa, eksiği de olsa, benim olduğu gibi, başkalarının olduğu gibi ve hep olacağı gibi. Çok değerli bir insan, çok iyi bir insan ve ben verdikçe daha doğru, daha sağlam, daha iyi bir insan olacağım. Rabbim, veren el olmayı, veren yürek olmayı, seven bir insanların Allah katındaki kıymetine göre hareket etmeyi bizlere nasip etsin inşallah efendim. Şimdi sorularımıza geçelim. Geçtiğimiz haftadan kalan 3 tane sorumuz vardı. O soruyu cevaplandıralım. Ondan sonra da geçen hafta WhatsApp numarasından gönderilmiş soruları cevaplamaya çalışacağım. Konya'dan Şeyda Hanımefendi aramış. Saliha Hocam, Rabbim sizden razı olsun, hayata bakış açımdan çok katkınız oldu. Dualarınıza bizleri katar mısınız? Elbette. Ben dediğimiz zaman ki duanın insan bedeninde oluşturduğu etkiyle biz dediğimiz zaman ki etkisi araştırılmış. Bunu bizzat araştıran profesör hocamızdan dinlemiştim. Biz dediğimiz zaman insan vücudunda öyle şeyler oluyor ki kameraya yansıyor. Ben dediğimiz zaman ki ile biz dediğimiz zaman ki kameraya yansıyan etki arasında çok ciddi farklar var demişti. Dolayısıyla biz birbirimize dua etmek, birbirimizin hayrını istemek, birbirimizin güzelliğine katkıda bulunmak üzere varız. Memnuniyetle Rabbim ne ihtiyacınız varsa hayırlı bir şekilde onları nasip etsin. Ve ihtiyacınızın ne olduğunu size anlaştırsın. Onları giderme konusunda da size yardım etsin, kolaylık versin ve hayırlısıyla giderebileceğiniz bir anlayış ve davranış bütünlüğü nasip etsin. Sündüz Erden Bakar Hanımefendi yazmış yurt dışından.
Huzurlu günler dilerim Saliha Erdim hocam. Saygılar Fransa'dan ben. İyi bir ev hanımı olmak istiyorum kıymetli hocam. Tavsiyelerinizi beklerim. Önce mutlu olun. Önce kendinizi sevin. Kendinizi severseniz kırılmış koltukta oturmak bile size sıkıntı vermez. Biz kullanılmış koltuklarla evlendik. Umurumda bile olmadı. Eşimi bulmuştum. Her şey yolundaydı. Daha sonra herkesin evinde gibi benim evimde de eşyalar oldu. Oluyor. Yani kendinizi sevin ve karşınızdaki insanların sevilmeye değer olduğuna inanın. Sevgi içinde yaşarsanız, bulaşık yıkarken de neşeli olursunuz, ev süpürürken de neşeli olursunuz, ütü yaparken de neşeli olursunuz. Bir de ay ben şu işi hiç sevmiyorum, bir türlü elim kolum kalkmıyor asla demeyin. Çünkü zaten onu yapıyorsunuz. Ve beyin sizin sevmediğinizi ikide bir duyar kodlarsa o ona inanır ve sizin hep sevmemenizi destekleyecek bir psikoloji oluşturur. Ne gerek var? Mesela ben işte çocuklar küçükken de genç kızlarım büyüyene kadar her gün istisnasız 8 kişilik ütü yaptım. Her gün okul giysileri. Üstelik okul gömlekleri sarıydı. Böyle sıraya dokuna şu gömleklerin kol manşetleri simsiyah oluyordu. Onları önce lavaboda sabunlu suyla bekletiyorum. Elimde çitiliyorum çünkü makinede çıkmıyor. Ondan sonra onları makineye atıyorum. Diğerlerini ütülüyorum, çocuklara giydiriyorum. Lohusayken bile çocukların ütülerini aksatmadım. Niye? Benim çocuğumun bir temizlik, bir düzen anlayışı ve alışkanlığı oluşsun. Temiz giymeye alışsın ki kendisi de gerçek hayatında temizliğe, özene dikkat etsin. Düğmesi kopuk, hani yolda kopmuş olması hariç, lekeli, ütüsüz, şu hiç göndermedim. Lohusayken bile kalktım, ütülerini yaptım. Çok şükür bir anlayış oluşsun, bir davranış şekli oluşsun, çocuk temiz ve düzgün olsun ve öğretmeninin karşısında saygın bir anlayış oluşsun. Öğretmeni bakımsız, kirli, üstü başı lekeli bir çocuk gibi görmesin. Temiz, düzenli bir çocuk, bir genç görsün karşısında diye. Mesela bir de ütüyü ben titiz yaparım. Temiz böyle tiril tiril olur. Hoşuma gider. Bu elbette ki yorucu. Bir de ben oturarak asla ütü yapamam. Mutlaka ayakta yaparım onları. Öyle olunca tabii ki bu da yorucu oluyor ama bir kere bile ben bu ütüyü sevmiyorum demedim. Çünkü zaten yapıyorum. Hatta dedim ki Allah'ım şu ütü ne kadar güzelleştiriyor. Çok benim kız kardeşim akşam kız sanat okuluna gitmişti. Terzi olunuyor oradan çıkınca, eskiden öyleydi. Orada yazarlardı, ütü terzinin yüzünün akıdır diye öyle bir şey söz vardı. Diyorum ki Allah'ım şu gömlek ne kadar güzel duruyor. Ütülemek ne güzel bir şey. Allah'ım duygularımızı, böyle olumsuz duygularımızı da nasıl ütüyle kumaşları düzeltiyorsak olumsuz duygularımızı da düzeltecek bir anlayış nasip eyle. Bir ne bileyim ne yaparsak onu o hale getireceksek onu da bize nasip et falan diye dua ederek ütülerimi yaparım. Dolayısıyla İyi ev işi yapmak, iyi ev hanımı olmak, hiç kimse mükemmel değildir. Bir defa ben dört dörtlük ev hanımı olacağım asla demeyin. Zorum ne? Allah benden dört dörtlük mü oluyor? Yo. O zaman niye bu kadar kasayım, niye bu kadar geleyim? Temiz olurum, düzenli olurum, elimden geleni yaparım. Allah hep bunu istiyor. Elinden geleni yap. Temiz ol, düzenli ol ama elinden geleni yap. Yapamadığın zaman da krize girme. Bugün yapamadım. Bugün böyle oldu. Ben o kadar temiz, o kadar titiz, düzenli bir hanımefendiydim ki öncelik öğrenciyken arkadaşlar yatağıma oturmaya kıyamaz. Ay Salih sen nasıl bu yatağa girip yatıyorsun derdi. Kar beyaz çarşaflar. Bir de biz eve hemşire olduğumuz için bizim teknik yatak yapma usullerimiz vardı. İşte kanamalı hastaya, şoktaki hastaya, kırıklı hastaya, yatalak olan, sürekli yatak olan hastaya nasıl yatak yapacağız? Böyle çok gergin olması gerekiyor. Yastıkların böyle pırıl pırıl, onlardan not alırdık. Ben kendi yataklarımı da öyle yapardım. Arkadaşlar ya sen buna nasıl kıyıp yatıyorsun derlerdi.
Evlenince de bunu yapmaya gayret ettim. Ama baktım ki çocuklar olunca oho çoktan o titizlik, o düzen gitti. Dedim ki Saliha, sen evi mi korumak istiyorsun, çocuklarımı? Buna karar ver. Ben de dedim ki ev umurumda değil. Ben çocuklarımı koruyacağım. Ve çok şükür ev aldı başına gitti. Umurumda bile olmadı. Çünkü yapamıyorum. Yapabildiğim kadarına razı oldum. Rahmetli kayınvalidem derdi ki ben senin evine gelince duramıyorum, çatlıyorum, patlıyorum. Bu ne biçim ev? Böyle sen ne biçim annesin? Bu çocuklara böyle sert davranmıyorsun. Onu anlıyordum ama asla onun sözüne uymadım. Çünkü onun sözünü dinlediğim zaman gece uyumadan, bulaşıklar bitmeden uyuyamazsın. Çocuklar böyle senin bakışlarınla mum gibi olacak, tabiri caizse kımıldamayacak. Asla bana uygun bir şey değil. Haklısın anneciğim, sen de haklısın ama ben böyle olduğuna düşünüyorum. Ben böyle yapmanın doğru olduğuna inanıyorum der, bildiğimi yapardım. Ama sana da laf anlatılmaz ki zaten der, işine bakardı. Onu hiç kırmadım ama ben bildiğimi yaptım. O zaman benim bildiğimle onun bilmediği arasında ne fark olacak? Dolayısıyla çok fazlaca girdim herhalde bu konuya. Hemen toparlayayım. İyi ev hanımı olmak için önce mutlu olun. Eşinizle aranızı güzelleştirin. Ben diyorum ki kendiniz için bir şey yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Eşiniz için bir şey yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Çocuklarınız için bir şey yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Dünyanız ve ahiretiniz için bir şey yapmak istiyorsanız eşinizle iyi geçinin. Ondan sonra da sağlıklı olduğunuz için, akıl sağlığınız olduğu için, inancımız gibi büyük bir nimetimiz olduğu için sevincinizden havalara uçun, ev işine ki deyin, planlayın. Bugün acil olarak ne var? Ben ilk önce yemeği yapardım. Yemek hazır olsun. Çocuklar karnım acıktı dediği zaman ev derli toplu bir kase çorba yok. Bu bana çok uyan bir şey değil. İlk önce sabah kahvaltı yapar yapmaz yemeklerimi koyarım. Yemekler hazır olur. Ondan sonra şartlarım neyi yapmaya müsaitse onu yaparım. Ve yapamadıklarım için asla üzülmedim. Çünkü bilerek bırakıyorum. Bilerek bırakıyorum derken çocuklarımı tercih ediyorum. Onların ihtiyaçlarını giderdikten sonra ne yapabiliyorsam onu yaptım. Ve çocuklarımı kırdın, döktün, bozdun diye bir kere bile incitmedim, rencide etmedim. Şurayı dökmeyin, kırmayın, bozmayın demedim. Sadece birlikte toplama konusunda yardım rica ettim. Bulabildiğime şükrettim, bulamadığımda kendim yaptım. Yeter ki çocuklarımla aram iyi olsun diye. Dolayısıyla iyi bir ev hanımı olmak için planlı, programlı olmaya çalışın. Olamadığı yerde hiç dert etmeyin. Can sağlığı olsun. Bugün eliniz kolunuz kalkmıyor mu? Bugün dinlenin. Gidin arkadaşlarınızı ziyaret edin. Gelin. Yarın hepsini birden yaparsınız. Diye bunu da cevaplamış olayım. Azime Çetin hanımefendi aramış. Hayırlı günler. Ben 18 yıllık evliyim. Eşim çok şükür bana değer veriyor. Bunu her seferinde hissettirmeye çalışıyor. Ama ben bazı konuşmalarını yanlış anlayıp eleştiri, değersizlik, yetersizlik hissediyorum. Neden yanlış anlıyorum? Kendimle ilgili derinde yatan sorun ne, tam olarak ne bulamadım. Şimdi efendim, eğer bir çocuk ailede çok eleştiriliyorsa, eğer bir çocuğun yaptıkları hiç beğenilmiyorsa, eğer sen, bak bu da olmamış, şu da olmamış, sen şöylesin, sen böylesin, beni üzdün, kötü çocuksun, senin annen olmayacağım gibi, ya da bazen de anneler sessiz kalıyor, babalar beğenmeyebiliyor. Çocukların aferin almadan, takdir almadan, davranışları onaylanmadan büyütüldüğü zaman kendisini yetersiz hissediyor, değersiz hissediyor. Sanki ben hep böyleyim, beni kimse sevmeyecek, bana kimse değer vermeyecek gibi anlayabiliyor. Ya da böyle eleştiri olmasa bile sevgi eksikliği varsa. Mesela diyor ki annemin bana bir kere sarıldığını hatırlamıyorum diyor mesela. Bir kere babam kızım demedi, bana sarılmadı, benim başımı okşamadı diyor. Bunlar da derin bir sevgi boşluğu meydana getirir. Ve bir hanımefendi diyor ki, o kadar çok sevgiye ve ilgiye açtım ki diyor. Gelen ilk evlilik teklifini kabul ettim. Hiç sormadım, araştırmadım. Buradan daha iyi olur. Beni sevsin, benimle ilgilensin, yeter bana dedim diyor. Ama iş öyle değilmiş, çok pişmanım şimdi diyor. Benimki tam bir kaçış evliliğiydi diyor. Ve inanın, İnanın değerli kardeşlerim, bunu söyleyenlerin sayısı tahmininizin çok üzerinde. O yüzden de yeteri kadar sevgi ve ilgi görememişseniz, annenizle babanızla aranız iyi değilse, kardeşlerinizle aranız iyi değilse, bu sizin eşinizin sizi sevmesi ve değer vermesini
hani tam da sizin psikolojinizi doyuracak kadar yeterli görmemenize sebep olabilir. O yüzden de ben sizin annenizle ve babanızla iletişiminizi düzeltmenizi, onlarla iyi geçinmenizi, hatta çok kırıcı şeyler yaşanmışsa anne biliyor musun sen vaktinde bana şunu söylemiştin de hiç aklımdan gitmiyor demenizi tavsiye ederim. Anne o zaman diyor ki tüh keşke söylemeseydim. Hiç hatırlamıyorum. Demek ki söylemişim kusura bakma diyor. O bir yaraya merhem sürmek gibi. Annem farkında değilmiş. Annem unutmuş bile. Onu gerçekten hissederek söylememiş gibi bir algı bile o yaraların iyileşmesine katkıda bulunabiliyor. Eğer bu sözlerim sizi hani şimdi rahatlatmış olabilir ama hala üzerinizde böyle eşiniz size değer verdiği halde hala bu olumsuz algılar devam ediyorsa bir psikolojik destek almanızı tavsiye ediyorum efendim. Evet şimdi diğer sorulara geçelim. Efendim bu arada Mural FM WhatsApp soru hattımızı bazen soranlar oluyor. Ben size söyleyeyim. 0549 625 1001. 0549 625 1001. Bugün yazdığınız mesajlar önümüzdeki hafta çarşamba günü benim önümde olur. Ben de olabildiği kadar cevaplandırmak için gayret edeceğim. Şüphesiz ben burada verdiğiniz kısıtlı bir bilgiyle size cevap verebiliyorum. Tam da sizin ihtiyacınızı karşılayacak derecede kuşatıcı olmayabilir. Böyle durumlarda bir danışmanlık almanızı ya da soruyu biraz daha açıklayarak sormanızı tavsiye ediyorum. Eğer benim cevaplarım size yeterli gelmemişse. Allah kolaylık versin. Efendim, ikinci sorulara geçmeden önce yeni bir eğitimden sizi haberdar edeyim. Biz çözülmeden sorunları çözelim isimli yeni bir eğitim başlatıyoruz. Bu eğitimde sorun nedir? Benim bakışımda mı sorun var? Benim abartılımı algılıyorum. Benim olumsuz negatif düşüncelerim mi bana böyle hissettiriyor? Yoksa gerçekten bir sorun mu var? Eğer bana bağlıysa ben ne yapmalıyım? Karşımdakine bağlıysa nasıl bunu halletmeliyim? Sorularının cevabı olacak inşallah. Bir de benim sorunlar konuşulurken şöyle bir tanımlamam var. İlk önce sorunlar tam sorun olarak çıkmaz. Bir sıkıntı olarak ortaya çıkar. Biz o sıkıntıyı halledersek soruna dönüşmez. Sıkıntı halindeyken halletmiş oluruz ve yolumuza daha sakin ve iyi bir psikolojiyle devam ederiz. O yüzden de bu aynı zamanda hem sorun yaşamama ama bu mümkün değil. Sıkıntı halinde de tekrar yaşayabiliriz. Sıkıntıları soruna dönüştürmemek için ne yapacağımızı konuşmuş olacağız. 23 Haziran Çarşamba günü saat 11'de başlayacağız. Web sitemizden kayıt olabilirler. Yeryüzü Eğitim Danışmanlığı'nın web sitesinden. Aynı zamanda WhatsApp profilimden. Instagram, özür dilerim. Yanlış hatırladım. Teşekkür ederim sevgili koordinatörüm. Instagram profil hesabımdan oradaki linke tıklayarak kayıt olabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz. Tekrar ifade edeyim. Biz çözülmeden sorunları çözelim. Hani insanın kendi başına diyelim ki her zaman insan yardım alamayabiliyor. Şartları müsait olmuyor. Ekonomisi müsait olmuyor. İstiyor, ulaşamıyor falan. Ama kendi başımıza kaldığımız zaman da bu gerçekten sorun mu? Ben mi sorun olarak algılıyorum? Aynı zamanda bu insanın kendisini görmeyi, sorunun ne olduğunu bilmeyi de gerektiriyor. İnşallah bu eğitimde bunu vermeye çalışacağız. 4 haftalık yani 1 aylık bir paket program. 23 Haziran Çarşamba günü saat 11'de başlayacağız. Web sitemizden ve Instagram hesabımızdan kayıt linkine ulaşabilirsiniz ve teşekkür ediyorum. Şimdi yeni sorulara başlayalım. Selamları aldım, kabul ettim. Herkesin selamını aleyküm selam diye alıp zaman kaybetmemek için okumuyorum.
Salih Hanım, gönüllerimize dokunuyor, bizlere ışık tutuyorsunuz, Allah razı olsun. Benim size sorum, evlenmeden önce erkek veya kızın geçmişinde bazı birliktelikleri olabiliyor. Evlenecekleri kişiler bunları öğrenmek isteyebiliyor. Evlilik olduktan sonra haliyle her tartışmada geçmiş birliktelik ve hatalar temcit pilavı gibi ısıtılıp yüze kakılabiliyor. Bu durum eşlerde güven duygusunu zedeliyor. Kişi evlenmiş, tevbe edip yeni bir sayfa açmak istediği halde geçmiş hataları yüze vurmak, Allah'ın kapattığı defteri açmak ne kadar doğru? Bu konuda nasıl bir yol izlenebilir? Yeni evlenecek gençlere bu noktada tavsiyeniz nedir? Şimdiden teşekkür ederim. Rabbim ilminizi artırsın. İlminizle amel etmeyi nasip etsin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Hem çok iç içe birkaç soru barındırıyor. Çok doğru ve önemli sorular bunlar. Hem de çok güzel bir dua. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Efendim, aslı olan bir genç kızın ve bir genç erkeğin kendilerini evlenecekleri kıza saklamaları. Evlenecekleri erkeğe saklamaları. Bu bizim dinimizin önemli bir sınırı. Gençlerde, erkeklerde kızlara karşı, kızların erkeklere karşı doğal bir ilgisi ve eğilimi vardır. Bu fıtri bir şeydir. Bunun helal yolla sağlanabilmesi için nikah müessesesi vardır. Ve şu anda nikahlı olmadıkları halde, evlenmeyi düşünmedikleri halde gençler anneden babadan sevgi görmedikleri için olabilir, sınır bilmedikleri için olabilir, bazı kişilik sorunları olabiliyor, hiç sınır tanımıyor, yani akıl zaafı olabiliyor. Ben buna akıl zaafı diyorum. Psikiyatristler ne der bilmiyorum. Biyolojik yaşı ile akıl yaşı arasında ciddi açı farkı var. Onlar kısmen patolojiye giriyor ve hani kontrolsüzler, ama onun dışındakiler, ilişkilerimizde bizim helal sınırlarını korumamız, hem kendi psikolojimiz, hem evleneceğimiz zamanki insanın algıları açısından, hem de Allah'ın sınırlarını koruma, dini hassasiyetlerimiz açısından çok önemli. Ama insanlık hali olabilir. İnsanın başına her hal gelebilir. İnsan dürüstçe bunu açığa koyduğunda karşısındaki insan bunun ayıbının sık sık yüzüne vurur ve Allah'ın affettiği şeyi kendisi affetmezse ciddi bir ayıp işlemiş olur, yanlış işlemiş olur ve keşke sana söylemeseydim, keşke ben bu kadar dürüst olmasaydım demeye bile sebep olabilir. Dürüst olmak yanlış değil, ama o dürüstlüğü böyle bir şekilde cezalandırmak insanın da bundan sonra hani yaşadıklarını tam anlatmamasına sebep olabilir. Böyle bir yanlış, bu da yanlış tabii de, buna da sebep olabilir. O yüzden genç kızlarımıza evlenmeden önce 3-4 yaşındayken bedenlerini koruma, başlarına bir hal gelirse mutlaka anneleriyle paylaşma. Ondan sonra hani kendilerini nasıl koruyacaklarına dair bir defa mahremiyet bilgisi verilmeli. Ondan sonra biraz daha büyüdüğünde kız erkek ilişkileri anlamında dayısının oğlu, amcasının oğlu olabilir, akrabası olabilir, başka akraba, arkadaş olabilir. Gençler bir araya gelebiliyorlar. Onlarla ilişkide, iletişimde bir, aynı odada tek başlarına bulunmayacaklar, halvet olmayacaklar. İki, ten teması olmayacak. Üç, mesajlar, özür dilerim. Mesajlaşabilirler, fakat mesajlarında küfür, argo ve cinsel içerik olmayacak. Dört, nereye gittiklerinden annelerinin haberi olacak ve telefonları açık olacak. Bu anlamda temas olmadan umumi yerlerde arkadaşlar görüşebilir, konuşabilir. Aile değerlerine uygunsa bunu anne baba kendileri daha iyi seçebilirler, tercih edebilirler. Ama helal dairesi içerisinde çocuklarına bir nefes alacak alan ve doğru iletişim biçimlerini öğretmeleri, hem çocukların doğal sosyalleşme ihtiyaçlarını gidermeleri, hem de kendilerini güvende tutmaları açısından önemli. O yüzden de annelerin, babaların bu kuralları çocuklarına öğretmesi lazım. Ve bir grupça bir yerde çalışacaklar, bir kütüphanede çalışacaklar ya da bir kafeteryaya gidecekler. Anne baba bundan haberdar olmalı. Kurallara uygun hareket etmeliler ve kızlar başlarına bir hal geldiğinde, bir şey yaşadıklarında hiç tereddüt etmeden annesiyle ve babasıyla bunları, hiç olmazsa annesiyle paylaşabilmeli. Çocuk annesine güvenmeli.
rahatlıkla açılabilmeli ki birlikte bir çözüm üretilebilsin. Allah yardım etsin. Evlenecek gençlerin nikah olsa bile düğün olmadan birbirlerine dokunmamalarını ısrarla tavsiye ediyorum. Nikah oluyor, herkes onları nikahlı ama evlenmedi biliyor ama onlar evlilik hayatı yaşıyorlar, hamile kalabiliyor. Ondan sonra da ayrılıyorlar. Nişan oluyor, gençler birlikte biz daha rahat hareket edelim diye nikah yapıyorlar. Annelerinden babalarından gizli nikah yapıyorlar. Etmeyin, daha rahat hareket etmeyin. Görüşüyorsunuz. İlla temas şart mı? O kadar teması hızlandırmak istiyorsanız evliliği hızlandırın. Dolayısıyla gençler dini nikah yaptıklarında bunun inanılmaz zararları var. Benim şahit olduğum inanılmaz zararları var. O yüzden de dini nikah müessesesine fıkıhçılarımızın, uzmanlarımızın ciddi bir hani düzenleme getirmeleri, günümüzün şartlarına göre bazı fetvalar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela nikahı bitiyor, resmi nikahı bitiyor. Aradan 4-5 yıl geçiyor. Beyefendi hala diyor ki ben seni boşamadım. Dinen boşamadım, sen başkasıyla evlenemezsin diyor. Bu var mı yok mu, insanların kafası karışıyor. O yüzden de İnşallah bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı, fıkıh alimleri insanları rahatlatacak ve toplumu aydınlatacak bilgiler sunarlar. Dolayısıyla Allah'ım yardım etsin, Allah'ım gençlerimize hayırlı kolaylıklar nasip etsin inşallah. Evet, diğer soru. Hayırlı günler Salih Hanım, ben evli iki çocuğu olan bir ev hanımıyım. Size bir sıkıntımı danışmak istiyorum. Yardımcı olursanız çok makbule geçer. Eşimin kız kardeşi aynı zamanda amcamın kızı. Kuzenim, yani 5 yıldır bu aileye çektirmediği kalmadı. Henüz 20 yaşında ve devamlı evden kaçıyor gidiyor. Evet, bunu okumuştum galiba. Ben bunu okumuştum. Bu hanımefendinin acil bir psikiyatrik tedavisi görmesi gerekiyor. Ve bu bir psikiyatrist gördüğü zaman buna teşhisini koyar. Bu bir kişilik bozukluğu olabilir. Hani bilmiyorum. Bunu bir doktor görmeli ve bu elinde değil. O yüzden de ona göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Sümeyra hanımefendi yazmış. Salih Hanım, ben 26 yaşındayım ve etrafımda herkesin bir ilişkisi var. Helal ya da haram. Ben de helal yoldan artık evlenmek istiyorum ama bir türlü nasip olmuyor. Ne önerirsiniz? Şimdi tabii bunlar nasip meselesi ama bu aynı zamanda çevrenin ilgi ve duyarlılığıyla da ilişkili bir mesele. Allah-u Teala üçüncü şahıslara diyor ki içinizdeki bekarları evlendirin. Akrabalar, arkadaşlar, yakınlar, ya felancanın şöyle şöyle iyi bir kızı var. Şurada da bir delikanlı var. Ya bunları tanıştırabiliriz. Aileler birlikte konuşsa falan diyebilir. Burada da şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar diyor ki aracı olmaya korkuyorlar. İyi olursa Allah'tan bilir, kötü olursa benden bilir diyorlar. Gerçekten buna da ben şahit oldum. İyi niyetle diyorsun ki ben iyi biliyorum ama sen tanı. Sen gör. Kafana uyarsa devam et. Kafana uymazsa devam etme diyorsun. Ben çok detay tanımıyorum ama gördüğüm kadarıyla iyi diyorsun. Bunlar görüşüyorlar, konuşuyorlar, evleniyorlar. Ondan sonra da sorun yaşıyor. Sen bilmiyor muydun? Bizi niye tanıştırdın? Sen o kadar görüştün, sen niye anlayamadın? Yani böyle aracı olanlara daha sonra suçlama olduğu zaman insan aracı olmaya da korkuyor. Gerçi biz korkmuyoruz ama yoğunluğumuzdan yapamıyoruz. Biz de aracı olmayı bir ara Fahri Evlendirme Vakfı gibi bayağı insanların buluşmasına ve evlenmelerine vesile olmuştuk ama tabii ki bu profesyonel bir zaman ayırmayı gerektiriyor. Bu arada kızlar müracaat ediyor, erkekler müracaat etmiyor. 100'e yakın kız müracaat etti. Bir tek erkek müracaat etti. O da Güneydoğu Anadolu'da işsiz ve iç güneyisi gitmek isteyen bir delikanlıydı. Sistem kendiliğinden yürümedi. Diğer zamanlarda da yani daha sonra da tekrar ilerlettiğimizde delikanlılar o kadar astronomik değil de üst düzey talepleri var ki kendisi 45-50 yaşında 25-30 yaşında kız istiyor. Kendisi boşanmış, ayrılmış, illa bekar kız istiyor. Kendisinin çocuğu var, bekar kız istiyor. Yani biraz realist olmak, yaşa uygun taleplerde bulunmak gerekir. Görüyor, kolay kolay beğenmiyor.
onu gösteriyorsun beğenmiyor, onu gösteriyorsun beğenmiyor. Yani sanki müracaat ediyor ama kabul etmemeye ayarlı gibi. Böyle olunca da herkes senin nazını çekecek değil. Herkes senin gönlünü fethedecek bir kız için sıraya girecek de değil. Makul olmak, realist olmak ve Allah'tan hayırlısını dilemek gerekiyor. Dolayısıyla biz o işi kendi başka yoğunluklarımız olduğu için bitirmek durumunda kaldık. Ama böyle bir müesseseye ihtiyaç var, bunu da söyleyelim. Yapacağınız şey şu: çok mutsuz, halinden şikayet eden, bir türlü mutlu olamayan bir kızla cazip bir görüntü vermez. Genç kız dediğin neşeli, kıpır kıpır, mutlu, iş yapmayan böyle hazır. Diyelim ki komşuya gittiniz, hemen ben kızlarıma diyorum ki kime giderseniz gidin, hemen işe sarılın. Yetişkinler oturabilirsiniz, kalkın mutfağa gidin, bulaşık varsa hiç sorup etmeden bulaşıkları yerine koyun tabii izin alarak. Ütü varsa yapın, çocuk ağlıyorsa durun, durdurmak için bir şeyler yapın, oyalayın, oynayın. Yani böyle oturup yetişkinler gibi durağın, ondan sonra yüzü solgun, neşesiz, kimsenin dikkatini çekmez bu. Aa, nasıl neşeli kız, ne güzel iş yapıyor diye birilerinin dikkatini çeker. Bunu dikkatini çekmek için yapmıyoruz ama olması gereken hal bu olduğu için. Ondan sonra insanlar, ay ne güzel eli de iş yapıyor, çok tatlı dilli, güler yüzlü, ya bu aklına getirir insanı. Düşündürtür, iyi niyet oluşturur. Biz bunu kendimiz için yapacağız ama insanlar sizi böyle 25-26 yaşında ama 40-50 yaşındaki insan psikolojisi gibi oturduğu yerden kalkmıyor, kimsenin dikkatini çekmez. Bizim oralarda derler ki Karadeniz'de gemilerin mi battı derler. Karadeniz olunca herhalde orayla ilgili espri yapılıyor. Dünya yıkıldı, altında sen mi kaldın derler mesela. O yüzden mutlu, coşkulu, kıpır kıpır olmalı, dikkat çekecek bir şekilde olmalı, düğünlere gitmeli, kınalara gitmeli, insanın aynı zamanda kendisini de göstermeli. Bir hanımefendiyle görüşüyordum, dedi ki, ya insan bazen dedi avcı olmalı. Ben onun ne dediğini anlayamadım, açıkladı. Mesela dedi, benim erkek kardeşim dedi, bir iş yeri açtı dedi. Çevremizde de bir kız var. Allah'ım nasıl güzel, nasıl güzel. Biz istiyoruz ki ailesi çok iyi, kız çok güzel, biz çok iyi anlaşıyoruz. Kardeşim onunla istesin, çok evlensin, çok istedik dedi. Kız kardeşimizin açılışına dedi koskoca harika bir çiçek yaptırmış. Çok güzel giyinmiş geldi. Çok hoşumuza gitti dedi. Yani ben buradayım dedi dedi. Ama kardeşim başkasını seçti ama kızın yaptığı çok güzeldi dedi. Bu bana da hani iyi geliyor. Şu anlamda iyi geliyor. Anneler kınaya giderken kızlarını götürsün. Arkadaş toplantılarına giderken kızları götürsün. Kayınvalidemlerin köyünde Mesudiye Çardaklı köyünde, belki o yörelerde de gene kullanılır, şöyle bir söz var: haso evden çıkmaz, kurt köye inmez, haso kurdu nereden görür? Böyle bir temsil var. Yani haso kurttan mı korkuyormuş da köyde kurt mu var diyormuş, ne bileyim niye bu temsili söylemişlerse. Kız evden çıkmıyor. Evden çıksa bile sanki hastalıklı bir yapısı varmış gibi mutsuz, dağınık, enerjisiz, kıpır kıpır değil, yaşına uygun böyle heyecan, enerji yok. Ondan sonra peki nasıl başkalarının dikkatini çekecek? Nasıl insanlar, aa şu kız, şurada bir kız var çok iyi, nasıl alacağız desinler? Kınaya gidince anneler götürmeli, bir nikaha gidince götürmeli ki hem kızın sosyalliği artsın hem de çevredekiler görsün, hatırlasın. Onun dışında niyet tutarak sadaka verin. Ya Rabbi hayırlısıyla işte şöyle 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 bir aday nasip et deyin, dua edin. Ama aynı zamanda hayırlısıyla istediğiniz adaya layık olabilmek için de bir şeyler yapın. Tahsilinizi tamamlayın, el işi öğrenin, mutfak işleri öğrenin, arkadaş gruplarınız olsun, okuma gruplarınız olsun. Yani bir genç kız gibi böyle dinamik, canlı, kıpır kıpır böyle olursanız hem dışarıya verdiğiniz imaj ve enerji hem de kendi içinizdeki duygusal bütünlüğünüz, hissiyatınız son derece güzel olur. Allah bütün bekarlara, ben şöyle dua ediyorum, fiziği kimyası yerinde, harika adayları bolca nasip etsin, alternatifleri çok olsun, işlerinden en hayırlısını ve en iyisini nasip etsin diye dua ediyorum. Bütün bekarlara da böyle dua etmiş olalım. Diğerine bakalım.
Salih hocam sizi çok seviyorum. Kısaca sorum. Oğlum 18 yaşında, çok içine kapanık. Evde misafir gibi dışarı çıkmıyor. Kalabalık ortamlar sevmiyor. Lise son seneye mezuna bıraktı. Subaylık diye odaklanıyor. Başka hiçbir meslek düşünmüyor ve çok zayıf. Psikoloğa götüremiyorum. Depresyon ilacı kullanırsa sicilime geçer ve ben askeriye sınavlarına giremem diyor. Ne yapabilirim? Teşekkür ederim. Hanımefendi, bu çocuk 18 yaşında böyle olmamıştır. Bunun bir evveliyatı vardır. Çocuk depresyon oldu diye siciline sanmam. Ağır bir insan, meşhurlar her şey elinde depresyona giriyor. Tatminsizlikten depresyona giriyor. Ya da ani bir travma geçirir, insan depresyona girebilir. Bu bildiğim kadarıyla sicile işlenen bir şey değil. Daha ağır psikiyatrik bozukluklar, askeriyede çalışmasını engelleyecek psikiyatrik bozukluklar. Tabii onun bir şeyi vardır, standardı vardır. Ben onu bilmiyorum, araştırabilirsiniz. Ve de psikiyatriste sorabilirsiniz. Ben de bilmiyorum doğrusu. Ben olmuyor diye biliyorum. Hani birisi depresyon geçirdiğinde kullandığı psikiyatrik ilaçlar onun askeriyeye alınmasına engel olmaz diye düşünüyorum. Ama bunu sorabilirsiniz. Burada normal olmayan bir durum var. Çocuğun bu kadar, 18 yaşındaki bir çocuğun dışarıdan eve girmekte zorlanması lazım. Arkadaşlarıyla görüşmesi, konuşması, buluşması, dolaşması olması lazım. Evden çıkmaması iyi bir pozisyon değil. Ne yapın? Yapın. Çocuğunuzun bir psikolog ya da bir psikiyatrist tarafından görülmesine yardımcı olun. Ama bundan önce diyelim ki depresyonda oğlunuz ya da ne bileyim ben başka bir sıkıntısı var. Psikiyatrist buna bir teşhis koyar. Bunun askeriyeye girmeye engel olup olmadığını baştan öğrenin. O zaman çocuğunuz daha rahatlıkla, madem engel olmuyor, o zaman ben bu şeyimi, sıkıntımı tedavi ettireyim diye düşünebilir. Allah kolaylık versin, geçmiş olsun. Hocam hayırlı günler dilerim. Kayseri'den dinliyorum sizi. Çalışan bir anneyim. İki çocuğum var. İsteyerek çalışmaya başlamadım. Eşimin ailesi bu konuda çok baskı yaptı. Sürekli eşimle laf gönderdiler. Evimde huzurum kalmadı. Sırf sussunlar diye işe başladım. Şu an işimi çok geliştirdim. Kendi işimi kurdum. Fakat işim mali müşavirlik olduğu için kafa yorgunluğum çok oluyor. Eşime ve çocuklarıma karşı çoğunlukla gergin oluyorum. Hep içimde eşimin ailesine karşı bu konuda kin var. Kin tutmak Müslümana yakışmaz biliyorum. Fakat çocuklarımın bebekliğini yaşatmadılar. Lohusalığımı yaşatmadılar. Bu konuda destek almak istiyorum. Ne önerirsiniz? İyi olur. Bu konuda destek alın. Burada şunu, doğrusu benim anlamaya ihtiyacım var. Onlar çok baskı yapmış olabilirler. Eşiniz ne dedi? Eşiniz de illaki çalışacaksınız mı dedi. Çocuklar küçükken aldığınız para, yani sizi rahatlatmak yerine rahatsız eder. Çünkü çocuğunuzdan uzaktasınız. Çocuğunuz kaç yaşındayken başladınız bunu da bilmiyorum. Kim baktı bunu da öğrenemedim yazdıklarınızdan. Ama bir psikolojik destek alın. İki, eşiniz de eğer annesi gibi, ailesi gibi baskı yaptıysa bunu da çok yanlış buldum. Daha iyi anlayabilirim ama eşiniz sen bilirsin demiş de siz gitmişseniz o zaman size şunu söylerim, keşke gitmeseydiniz. Konuşsun dursunlar. Çocuğum büyüdüğü zaman gideceğim. Şu anda gitmiyorum deseydiniz onların sıkıntılarına birazcık sabretseydiniz. Tabii sıkıntının ne olduğunu bilmediğim için mecbur bırakmışlar belli ki sizi. Geçmiş için üzülmeyin, nasip böyleymiş deyin. Bundan sonra çocuklarınıza daha iyi, daha ilgili, daha onlarla vakit geçiren bir pozisyon ayarlayabilirsiniz. Ama bu içinizdeki psikolojik tepkileri bir seansla ya da birkaç seansla bilmiyorum bir psikolojik destekle hallederseniz güzel olur. Aydan hanımefendi yazmış. Salih Hanım sizi çok severek dinliyorum. Benim eşim madde bağımlısı, çalışmıyor, sorumluluk almıyor. Beni defalarca aldattı. İki tane çocuğum var. Bize eşimin ailesi bakıyor. Ne olur bana dua edin. Boşanmalı mıyım? Sizce kafam çok karışık. Şimdi iki çocuk varken ben size bir defa asla boşanın demem. Diyemem, buna hakkım yok. Şu anda ailesi size bakıyor. Ailesi tedavi olmasına yardımcı olsun. Zaten bağımlılığın ileri aşamalarında sürekli madde aldığı için
Zaten çalışma performansı, zihinsel performansı ciddi anlamda düşüyor. Yetenek kaybı yaşıyor. Ve işlevselliği bir hayli azalıyor. Çevresi daralıyor. Ancak kendi kafasındaki, kendi yapısındaki arkadaşlarıyla birlikte olabiliyor. Bu da tabii çok iyi bir sosyal ilişki anlamına gelmiyor. Yaptığı alışkanlığı, içinde bulunduğu durumu pekiştiren bir süreç olur birlikte görüştüğü, konuştuğu arkadaşları. Allah yardım etsin. Sabretmenizi tavsiye ederim. Eşiniz size şiddet uygulamıyorsa, can güvenliği riskiniz yoksa, canınız tehdit altında, dininiz tehdit altında değilse, çocuklarınız güvenlik riski yaşamıyorsa evinizde durmanızı tavsiye ederim. Şu anda ailesi bakıyormuş. Ayrıldığınız zaman ailesi de bakmayacak. Kim bakacak size? Bundan dolayı da değil ama çocuklarınızın başında bir babası var. İnşallah tedavi olur. Bunu arzu ediyorum. Bunu umuyorum. Mümkünse eşinizin ailesi oğlunu tedavi ettirsin. Tamam ben içmiyorum demelerine kesinlikle inanmayın. Kumar oynayanların ve bağımlı olanların, bir de sigara içenlerin. Bu artık onun kendi iradesiyle yapabileceği bir şey olmaktan çıkıyor çoğunlukla. Mutlaka bir tedavi ve terapi süreci yaşamaları gerekiyor. Allah yardımcınız olsun. Hava hanımefendi yazmış. Salih hocam, bizim 18 yaşında, 10 yaşından beri hiç aksatmadan namaz kılan bir oğlumuz var. OKB hastası, üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Psikolog ve psikiyatr tedavisi alıyor. Özellikle inanç noktasında şüpheleri var. Abdest ve namazda çok zorlanıyor. Bırakma noktasında bir müddet kılmasa mı, böyle devam etse mi bilemiyoruz. Hayat çok zor, gücüm kalmadı diyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Çok başarılıydı, sınava çalışamadı. Yardımcı olursanız çok seviniriz. Allah razı olsun. Madem bir psikiyatr tedavisi görüyor, aynı zamanda psikolog da görüyor, bunları o uzmanlarla konuşursanız iyi olur. Eğer namaz kılması kaygılarını artırıyorsa ve kendi tedaviyi aksatacak derecede zorluyorsa, buna uzmanlar karar versin. Onlara sorun, onlar kılmasın diyorsa onlara göre hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Önce çocuğunuzun psikolojik sağlığı yerinde olsun, sonra bu kadar namaza düşkün olan bir çocuk OKB hastasıysa, üstelik yani bu başka hastalıklarla da birlikte görülebilir, depresyonla birlikte görülebilir, panik olabilir, fobi olabilir, başka sıkıntıları olabilir. Dolayısıyla bu durumdayken namaz kılması kendisine çok zor geliyorsa bunu uzmanıyla paylaşsın. Uzmanı kendisine ne diyorsa ona göre hareket etsin. Tedavi gördüğü için bu konuda benim karar vermem doğru olmaz değerli hanımefendi. Allah kolaylık versin. Merhabalar Salih ablacığım. Ben şu anda 3. çocuğuma hamileyim. Hayırlı olsun, tebrik ederim. Ve Rabbim verirse 4-5-6 istiyorum inşallah. Ama eşim hiç istemiyor. Biliyorum Rabbim veriyor ama bu çocuk konusunu eşimle nasıl konuşmalıyım? Zaman zor diyor. Maddi açıdan yetişemeyeceğini düşünüyor. Bu Allah'a güvenmesi ve bağlanmasıyla ilgili bir şey. Allah yarattığı her kulun ihtiyacını gidereceğini, rızkını vereceğini söylüyor. Eğer beyefendi oğlum bu 3. gelecek çocuğun rızkını da kendisi kazanıyor, kendisi kazandığıyla büyütüyor zannediyorsa asıl yanılgıyı burada yaşıyor. Ama bence eşinizin bu düşüncesiyle çok fazlaca meşgul olmayın. Kalpler Allah'ın elinde. Niyet tutarak sadaka verin. Deyin ki ya Rabbi, kalpler senin elinde. Hayırlısıyla bize başka evlatlar da ver ve eşimin gönlünü yap. Hayırlı kızlı erkekli dolu evlatlarımız olsun desin. Ve inanın çocukların çok olması muhteşem bir şey. Çocuk büyütürken hele de böyle kitap okumadan annemizden babamızdan gördüğümüz yanlış usullerle, doğrularını elbette ki uygulayalım ama yanlış usullerle devam ediyorsak bu ciddi anlamda insanı kilitleyen, bloke eden bazı sıkıntılara sebep olabiliyor. Bu çocuk sayısıyla değil, bizim bilgi ve bilinç düzeyimizle alakalı bir şey. Allah'tan isteyin. Allah'a teslim edin eşinizi ya Rabbi, onun kalbi senin elinde, sen nasip et deyin. Gerisini bırakın, hiçbir konuda tartışmaya gerek yok. Allah dilerse eşinizi ikna eder. Siz kendi şeyinizi, tercihinizi eşinize söylemişsiniz. Artık maksat hasıl olmuş, gerisini Allah'la halletmenizi tavsiye ederim. Eşim de ben de
ciddi sıkıntılar geçiriyoruz. Psikolojik olarak Ankara'da önerebileceğiniz bir psikolog var mı acaba? Muhafazakar psikolog olmayınca bizi anlamıyor. Eşim cinsellik anlamında şaşkınlığa doğru gidiyor ve hiçbir şeyden mutlu olmuyor. İki tane çocuğumuz var. İnanın çok zor durumdayım. Allah kolaylık versin. Ankara'da tanıdığım bir uzman yok. Ama Allah'a güvenin. CV'sine bakın. Yorumlar varsa yorumlara bakın ve birisine karar verin. Bu anlamda eğitim almış pek çok uzman kardeşimiz size yardımcı olabilir. İlla tanıdık olmak gerekmez. Bir gidin, güvenerek gidin, inanarak gidin. İnşallah size yardımcı olurlar. Allah kolaylık versin. Hocam, eşim ev eşyaları konusunda çok titiz. Yeni evliyiz aslında, çok iyi bir insan ama sürekli halıları, duvarları kontrol ediyor, kirlenmiş mi diye. Psikolojik yardım almayı kabul etmiyor. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Muhtemelen burada bir OKB var. Onun mutlaka tedavi olması, terapi olması gerekir. İlaveten bunların çocukluğa dayalı şemalarına inerek yardımcı olmak gerekebilir. Bunu da bir psikiyatrist ve psikolog gözetiminde yapması gerekir. Allah kolaylık versin, bunu annesi söyleyebilir ya da siz söyleseniz bilmiyorum nasıl karşılar. Ama bir içgörüsünün olması gerekir bunun için. Yani evet, bu normal değil. Bende bir OKB rahatsızlığı var. Özür dilerim. Benim bir psikolojik destek almam gerekir derse hiç sorun yok. Bu insana hangi uzmana giderse gitsin, OKB zaten uzman olmuşsa OKB konusunda nasıl terapi edileceği konusunda eğitim almış kişi demektir. O yardımcı olacaktır. Allah kolaylık versin, Rabbim yardım etsin inşallah. Hocam, ben de 3 yıllık evliyim. Yeni hamile olduğumu öğrendim. Öğrendiğimden beri psikolojik olarak kendimi yorgun hissediyorum ya, mutsuz hissediyorum. Sürekli uyumak istiyorum. Bana tavsiyeleriniz var mı? Ayrıca okumam gereken kitap tavsiyeleriniz var mı? Şimdi efendim, hamilelikte uyku olur. Bu hani ne sıkıntılardan kaçıştır, ne kendini unutmadır. Bu hamile olmanın doğal bir yansımasıdır. İçiniz rahat olsun, burada bir patoloji yoktur. Kendinizi yorgun hissetmeniz normaldir. Şu süreç bünyenin dinlenme, çocuğun oluşum safhasında annenin kendisine gelme, yorumlaması için bünyenin, Allah'ın oluşturduğu bir sistematik diye bakabiliriz. Hayırlı olsun, çok sevindim. 3 yıllık evlisiniz, hamilesiniz, ne kadar güzel. Şu anda okumanız gereken bir kitap ismi şu anda vermiyorum. Piyasada çok var. Sizin kitaplarını beğendiğiniz yayın evlerinin yayınları arasında, katalogları arasında bulabilirsiniz. Sürekli mutsuz hissetmek demeyelim de buna kendinizi eski coşkunuzda, eski aktivitenizde görmediğiniz için sanki ben artık iş yapamıyorum, hasta mıyım, ne oldu bana, işte uykum var gibi kendinizi eskisi gibi görememenin verdiği bir şey olabilir bu. Çocuk bekliyor olmanın verdiği bir psikoloji olduğunu düşünmüyorum. Hani istemiyor olabilir birileri. Hani siz daha çok yenisiniz, bu bebek istenen bir bebek olmalı. Bu yorgunluktur, mutsuzluk değildir. Bence burada bir tanım kargaşası olabilir. O yüzden psikoloji olarak kendinizi mutsuz hissedebilirsiniz ama zihin olarak Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım, yıllarca arayıp çocuk sahibi olamayanlar var. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntınız yok deyip de yine çocukları olmayanlar var. Tüp bebek yaptırmak zorunda kalanlar var. Dolayısıyla Allah aratmadan size vermiş. Bol bol şükredin. Bence bu süreç geçici bir süreçtir ve inanıyorum ki Rabbim size yardım edecektir. Aynur Hanımefendi yazmış. Saliha anneciğim, sizi gerçekte annem olarak görüyorum. Hayatıma o kadar güzellikler kattınız ki sesiniz bile huzur veriyor. Ne zaman içim sıkılsa sizi dinleyerek rahatlıyorum. Sizinle gerçekten tanışmayı, elinizi öpmeyi ve duanızı almayı çok isterdim. Neden olmasın Aynur'cum? İnşallah ofisle irtibata geçin. Bir gün buyurun, karşılıklı görüşelim inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Son sorumuz. Bugün de sorular bitti çok şükür. Bir sonraki haftaya kaldığı zaman ben biraz üzülüyorum. İnsan böyle hani sorularım cevaplanacak diye bekliyor. Acaba şimdi mi diyor. Bakıyor, cevaplanmıyor. Üzülebilirler. O açıdan sorular bitince ben memnun oluyorum.
Merhaba, benim adım Ayşe. İki kızım var. Biri 5 yaşında, biri 2 yaşında. Ben tuvalete giderken arkamdan geliyorlar. Kapıyı kapatınca da çok şiddetli ağlıyorlar, korkuyorlar. Evde de kimse yok. Mecbur kalıp içeri alıyorum veya kapıyı açık bırakıyorum. Size sorayım dedim, ne yapmam lazım? Şimdi siz hani banyo olsa içeri alın derim. Ama tuvalette içeri alın demiyorum. İkisine de tuvaletin kapısını açın. Deyin ki benim burada ihtiyacım var. Tuvaletin içine girilmez. Siz şimdi kapıda bekleyeceksiniz. Ben ihtiyacımı gidereceğim ve dışarı çıkacağım deyin. Sizi seviyorum. Siz çok akıllı çocuklarsınız. Ben size güveniyorum. Şimdi burada oturuyorsunuz deyin. Ellerine biraz memnun olacaklar. Ya oyuncak verin ya çikolata bir şeyler verin. Kapıyı kapatın. Kıyameti koparsalar bile kapıyı açmayın. Sizin içeride olduğunuzu ve oradan bir yere gitmeyeceğinizi gözleriyle görsünler. Siz içeride biraz durun. Bakın ben buradayım. Şimdi kapıyı kapatacağım çünkü ayıp. Görmemeniz gerekiyor. Bakmamanız gerekiyor. Tuvalete girince kapı kapanır dersiniz. Ve gider ihtiyacınızı giderirsiniz. Kapıyı da kilitleyin. Ondan sonra ağlasalar bile hiç ağlamaların üstüne durmayın. Evet benim işim bitti. Şimdi gidelim. Tuvalette yalnız olunmalı. Tuvaletin kapısı kapanmalı. O yüzden de siz burada beklersiniz. Ben İçeri girerim ve çıkarım dersiniz. Onların istediği olursa her istediklerini ağlayarak yaptırırlar. Ağlıyorsa ağlasın. Kapının önünden kriz çıkarsın. Kaç dakika kalacaksınız içeride? Çıkarıyorsa çıkarsın. Ama böyle bir açıklama yaparsanız, onları öperseniz, kucaklayıp, sarılıp birazcık gönüllerini rahatlatırsanız eminim ki bunlar çocuklara iyi gelecektir. Evet efendim, bugün de sorularımızı bitirdik. Çok şükür inşallah cevaplar sizi rahatlatacak ve işinize yarayacak şekilde olmuştur. WhatsApp numaramız 0549 625 1001 Moral FM WhatsApp soru hattımız. 0549 625 1001 Ayrıca biz çözülmeden sorunları çözelim isimli eğitimimizi de tekrar hatırlatalım. 23 Haziran Salı günü, Çarşamba günü saat 11'de başlıyoruz. Yeryüzü Eğitim Danışmanlık web sitesinden ve Instagram hesabımızdaki linkten bilgilere ulaşabilirsiniz. Programımıza katkılarından dolayı IMC Yatırım'a, Türkiye'nin sayılı kuruluşları arasına giren ve Allah razı olsun gerçekten faizsiz ve çok güvenilir kriterlerle hareket eden IMC'ye yürekten teşekkür ediyorum. Hem toplumumuza yaptığı hizmetler hem programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Allah-u Teala yaptıklarınızı, yapacaklarınızı hayır eylesin. Bu dünyaya katkıda bulunan, güzel kullarına yardımcı olan, onların içini ferahlatan ve onların çok doğru ve iyi insanlar olduklarını onlara hissettiren dil ve üslup nasip etsin. Kendi eksiklerini görme becerisi nasip etsin. Kendi yanlışlarını düzeltme konusunda gayret edecek bir anlayış ve ahlak nasip etsin. Rabbim cümlemizi iyilerden yazsın. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum efendim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.